Herkese selamlar. Examel eğitim setimizin 18. dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle Examel DOM'da düğümleri işleyeceğiz. İngilizce notes denilen. Bakın geçen ders demiştim. Düğüm adını şu şekilde anlıyor. Düğüm değeri note value ile anlıyor. Bir üst bir üst düğüme parent note ile, bir alt düğüme child note ile ulaşabiliyoruz. Attributes yazarak attribute'lere ulaşabilirsiniz. Yes element by tag name ile belirtilen öğe adıyla tüm öğeleri alabilirsiniz. Bunu zaten kaç dersdir işliyoruz. Append child ile bir alt düğüm ekleyebilir. Remove child ile o düğümü kaldırabilirsiniz. Daha da somutlaştıracağım. Fakat bu derste amacım ilk önce sizin bu şeylerin mantığını anlamanızı sağlamak. Daha sonra kodlarla zaten pekiştireceğim. Eczemel DOM'a göre bir eczemel belgesindeki her şey bir düğümdür. Tüm belge bir belge düğümü, her XML ögesi bir öğe düğümü. XML öğelerindeki metinler metin düğümü. Her atribüt bir atribüt düğümü. Yorumlar ise yorum düğümleridir. Ne demek istiyoruz bir bakalım. Bakın şurada Bookstore'un şeması var. Ağaç yapısı var. Hemen şöyle göstereyim size bakın. Kaç derstir işlediğimiz. Şuradaki XML belgesine dikkat edin. Bu bir belge düğümüdür. Belgenin içerisinde root Türkçe kök değdiğimiz bir düğüm vardır. Şöyle göstereyim size. Her egzemel öste bir e düğümüdür. Yani gördüğünüz şu her egzemel elementi bakın bookstore, book, title, other bunların hep her biri birer ö e düğümüdür. Yani anlayacağınız egzemel dom her şeyi bir nesneye çeviriyordu ya. Siz buna teknik terim olarak nesne demeyeceksiniz, düğüm diyeceksiniz. Şuradaki kare içerisinde aldığım kısma düğüm diyeceksiniz. İngilizce node. Evet bu konuda anlaştık. Şu an gördüğünüz her öğe bir öğe düğümü. Bakın şuradaki lang. Bakın title içerisindeki lang attribute'ü var. Bunlar attribute düğümü. Bakın kategori düğümü var. Title içerisinde lang düğümü var. Bunlar attribute düğümleri. Her öğenin içerisinde de bir metin düğümü var. Mesela bu ülke. Şöyle göstereyim. Bakın bugün içerisinde title, title'ın içerisinde de bir metin düğümü var. Bu ülke bir metin düğümüdür. Yani title'a ulaşırsanız XML'de e içerisindeki veriye ulaşmış olmuyorsunuz. Bir de alt çocuğu olan metin düğümüne ulaşmanız gerekir. Şurada bahsettiği odur. XML e öğlerindeki metinler metin düğümleridir dediği budur. Yani bunlar her biri birer metin düğümüdür. Evet düğümleri az çok kafanıza canlandırdığınızı varsayıyorum. Şimdi bakın düğüm ağacındaki düğümler birbirleriyle hiyerarşik bir hiyerarşik bir ilişki içinde. Bu sorunun altındaki düğüm nedir? Bu bugün altındaki ne? Title, Other, Year ve Price. Bunların altında ne var? Kendi metin düğümleri var. Bunlar hiyerarşik bir sırayı izlerler. İlişkileri tanımlamak için ebeveyn dediğimiz parent İngilizce. Ben size İngilizce olan teknik terimleri anlatacağım ama burada ne anlamına geldiğini bilirim. Ebeveyn olan parent Çocuk olan child ve kardeş dediğimiz sibling terimleri kullanılır. Ana düğümlerin çocukları var. Aynı seviyedeki çocuklar kardeşler. Siblings olarak adlandırılır. Bildiğiniz üzere İngilizcede erkek kardeş brother, kız kardeş sister ama cinsiyet belirtmek istemiyorsanız kardeş demek istiyorsanız sibling kullanılırdı. Şimdi anlatmaya başlayalım. Roots en kök elementimiz olan root elementimiz olan bookstore. Hemen bakın şurada en kök root store. Bir altındaki child'ı çocuk diyebilirsiniz. Ben İngilizce terimler kullanacağız. Parent, ebeveyn, child, çocuk. Child'ı ne? Book. Book'un parent'ı ne? Bookstore. Bunlara dikkat edin. Peki book'un çocukları ki? Bakın book elementinin, book düğümünün çocukları title, other year ve price'dır. Hemen iniyoruz. Title, other, year ve price bugün çocuklarıdır. Peki other'ın parent'ı kim dersen book diyeceksiniz. Year'ın parent'ı kim dersen book diyeceksiniz. Price'ın ve title'ın da parent'ı book'tur. Yetti mi? Hayır. Hala ağacımız dallanmaya devam ediyor. Title dediğimiz, buradaki title dediğimiz düğümün bir child'ı daha var. Metin düğümü dediğimiz bir child'ı var. Şimdi aynı elementin aynı elementin çocukları olan elementlere siblings denir. Yani kardeşler. title, other, year ve price siblings'tir. Yani kardeştirler. Bu terimleri de bilmemiz gerekiyor. Bir düğüm ağacında üst düğme root adı verilir. Kastettiği şu. En üst elemente root diyoruz biz. Yani kök. Kök hariç her düğümde tam olarak bir üst düğüm bulunur. Demek istediği şu. Bakın metin düğümün bir üst düğümü var mıdır? Evet. Her metin düğümünün bir üst düğümü vardır. Peki şuradaki elementlerin üst düğümü var mı? Evet. Book dediğimiz bir üst düğümü var. Yani parent'ı var. Bakın attribute'lerin de üst düğümü var. Yine kendileri book. Bakın şuradaki book etiketine ait bir attribute var. Kategori dediğimiz bir attribute var. Bunun üst düğümü de book'tur. Şeklen şu gördüğünüz şekle dönüşüyor aslında. Peki book elementinin üst düğümü var mı? Evet. Kök element dediğimiz bookstore var. Peki bookstore'un bir üst düğümü var mı? Hayır. Bu root'tur. Yani kaynak budur. Bir düğüm herhangi bir sayıda çocuk sahibi olabilir. Evet. Burada gösteriyoruz. Bakın. Bugün çocukları var. Attribute de onun çocuğu. Child'ı yani. Gördüğünüz gibi title, other, year ve price bugün. Şuradaki lang attribute title'ın çocuğu. Şuradaki metin düğümü, bu ülke yazan metin düğümü title'ın çocuğu. Cemil Meriç other dediğimiz elementin çocuğu. 1960 year dediğimiz elementin çocuğu. 25 TL ise price'ın çocuğu. Burada kastettiği o. Kardeşler aynı ebeveyne sahip düğümlerdir. Evet bakın hepsi book elementinin çocukları olan elementlerdir. Aynı bir elementin sibling kardeş olması için aynı elementin alt çocukları olması gerekiyor. Burada da göstermişiz bakın bookstore bir child notu yani çocuk düğümü book. Book'un çocuk düğümü attribute ve aynı zamanda elementler bakın title, other, year ve price. Title'ın çocuk düğümü hangisi? Şuradaki tekstler. Other'ın çocuk düğümü şuradaki metin. Year'ın çocuk düğümü şurada 2005 yazan metin. Price'ın ise 30 yazan metin. Aynı zamanda title'ın bir çocuk düğümü daha var. O da length dediğimiz attribute. Bakın title'ın length dediğimiz bir attribute var. Bu da onun çocuk düğümüdür. Bunlar önemli kavramlar. Şimdi burada da biraz daha somutlaştırmaya çalışalım bakın. Bookstore yani root elementinin çocukları var. Child notes diyoruz biz buna. Çocuk düğümleri. Hangileri bunlar? Book. Buradaki bookların hepsi. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4 tane book var. Ve bunların hepsi de onun child notesları. Yani çocuk düğümleri. Bunlar kendi aralarında siblings. Kardeşler. Peki ilk çocuğu hangisi root elementinin ilk tabii ki book etiketi yani şuradaki ilki onun first child'ıdır. Yani ilk çocuğudur. Şuradaki sonuncusu ise last child'dır. Last son demek child çocuk demek son çocuğudur. Burada kastettiği o. Şimdi ilk book etiketinden ikinci book etiketine nasıl geçebiliriz? Next sibling. Next bir sonraki demek. Bir sonraki kardeşe geç demiş oluyoruz. Sonra yine bir sonraki kardeşe geçmek istiyorsanız yine next sibling. Sonra yine next sibling yapabilirsiniz ama sonuncu book et elementinden ilkine doğru gitmek istiyorsanız previous sibling yani previous bir önceki demek İngilizcede bir önceki kardeşe geç İngilizce yazıyoruz previous siblings bir önceki kardeşe geç bir önceki kardeşe geç gibi ben bunları tamamen kodlarla somutlaştıracağım sakın panik olmayın şu anda sadece yaptığım mantığını anlamanızı yardımcı olmak Düğümlere erişme nasıl olur? DOM ile bir egzemel belgesindeki her düğüme erişebilirsiniz. Bir düğüme 3 şekilde erişebilirsiniz. Get elements by tag name yöntemini kullanarak, düğüm ağacını dolaşarak yani şurada verdiğim gibi ilk book etiketini yazarsınız. Sonra next sibling diyerek ikincisine, sonra next sibling diyerek üçüncüsüne, sonra next sibling diyerek dördüncüsüne ulaşabilirsiniz. Ya da ilk önce dördüncü elementten başlarsınız. Sonra previous sibling diyerek ilk üçüncüsüne, Son bir previous sibling diyerek ikincisine gördüğünüz gibi ağaç yapısını kullanarak. Ya yani da bookstore'un first child'ını getir dediğimizde ilk book'u last child'ını getir dediğimizde şunu getir. Bu nedir? Bu düğüm ağacını dolaşarak, geçiş yaparak XML, belgele, XML belgemdeki verilere ulaşmamı sağlar. Peki üçüncü yöntemle düğüm ağacında gezinerek tamamen düğüm ilişkilerini kullanarak. Yine ikinci yöntemin benzeri bir yöntem. Bunların hepsini göstereceğiz. İlk yöntem GetElementsByTagName'i hemen bahsedip önümüzdeki derste devam edelim. GetElementsByTagName direkt elementin tag ismini, elementin bizzati ismini yazdığınız zaman o elementin tüm öğelerini döndürüyorsunuz. Ben kaç dersi size anlatıyorum. Ne yapıyorum bakın XML Doge'da şurada parser yapıp çektikten sonra GetElementsByTagName dediğimde Şuradaki yaşı direkt çekebiliyorum hangi yaşı çekeceğim? Onu belirtmek için de dizi yapısı oluşturuyorum. Diziden artık hangi H ilk bukun mu, ikinci bukun mu, üçüncü bukun mu örnek veriyorum. Hangisini çekeceksem onu. Burada students örneğim vardı. İlk student'ın um mı, ikinci student'ın um mı, üçüncü mü, dördüncü student'ın um mı? Hangi student'ın h'sini çekeceksem şurada dizi olarak belirtiyorum. Ha, belirtmek istemiyor da olabilirsiniz. Direkt döngü kurabilirsiniz. Şurada geçen derslerde göstermiştim. Get elements by tag name örneğin title diyorum. Şuradaki. Tüm title'ları çekeceğim. İlk önce title'ların hepsini x değişkenine atıyorum. Bunu nasıl yaptım? Get elements by tag name yöntemi. Sonra geldim burada tek tek 0, 1, 2, 3 diyerekten Hepsini çektim. Get Elements by yöntemi bir düğüm listesi döndürür. Bir düğüm listesi düğümleri bir dizisidir. Yani diyor ki burada örneğin 2 dediğinizde 3. öğeye ulaşır. Evet yani ben burada 0 dediğimde 1. öğeye, 1 dediğimde 2. öğeye, 2 dediğimde 3. öğeye ulaşırım. Burada kastetiyor. DOM düğüm listesinin uzunluğunu length ile alabilirsiniz. Böylelikle düğümlerin sayısını tanımlayabilirsiniz. Bakın ben döngümde kullanmıştım. Demiştim ki Tüm title'ları x değişkenine atadım ve x değişkenine nokta length diyerek tüm title sayısını buradan çektim. Burada 10.000 tane varsa buraya 10.000 yazacak. Önümüzdeki ders traversing notes'lara geçeceğiz. Yani geçiş yapan düğümlere. Bunu size anlatacağım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.